Merhaba arkadaşlar, Can Matematik kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki sıra sizde ve konu değerlendirme testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de konumuz asal sayılar. Evet, sıra sizde 1 ile başlayalım. Kanalımıza abone olmadıysanız eğer abone olarak çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. 36 sayısına en az kaç eklenirse elde edilen sayı asal bir sayı olur. Çocuklar 36'dan sonraki en küçük asal sayıyı sormuş bize. Yani 36'dan sonra ilk gelen asal sayı 37'dir. 36 sayısına 1 eklersek, şöyle yazalım, 1 eklersek elde edilen sayı asal sayı olur diyoruz. Sıra sizde 2. 11, 12 ve 13 sayılarından hangilerinin asal olduğunu belirleyiniz. Bakın 11, 1'e ve kendisine bölünür, başka da hiçbir sayıya bölünemez, tam bölünemez. Dolayısıyla 11 asal sayıdır. 12, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, kendisine bölünür, 1'e bölünür. Yani 1'den ve kendisinden başka bölenleri vardır, asal sayı değildir. 13 yine 1'e ve kendisine bölünür, asal sayıdır. 11 ve 13 olarak asal sayılarımızı belirliyoruz. Üçüncü sıra sistemimize geçelim. Bu arada Eratosthenes kalburunda görüyorsunuz, burada boyanmayan, beyaz kalan sayılar 100'e kadar olan asal sayılardır. Sıra sizde 3. Ne diyor? 4, 6, 8, 9, 10 sayıları Eratosthenes kalburunda daha önceden boyanmıştır. Bu sayılar ve katlarının neden boyalı olduğunu yorumlayınız. Çocuklar 4 niye boyandı? Biz Eratosthenes kalburunu boyamaya başladığımızda ne yaptık? Önce 2'yi değil de 2'nin katlarını boyadık. 4 de 2'nin katı olduğu için, 6 2'nin katı olduğu için, 8 2'nin katı olduğu için, 10 2'nin katı olduğu için ne oldu? Boyandı. 9 niye boyandı? 9 da 3'ün katı olduğu için boyandı. O zaman 2 ve 3'ün katları boyanırken yukarıdaki sayılar boyanmıştır diyeceğiz. Bu yüzden boyalıdır. Neden demiş? Evet. 4'e geçelim. Rakamları farklı iki basamaklı en küçük asal sayının en küçük asal sayıdan farkı kaçtır? Rakamları farklı iki basamaklı en küçük asal sayımız 13'tür. En küçük asal sayımız da 2'dir. Farkı kaçtır diyor. 13'ten 2'yi çıkardığınızda fark 11 olur. Evet, devam edelim. Sıra sizde 5. 120 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemiyle gösteriniz demiş. Şimdi çocuklar 120'yi yazıyoruz ve 2 ile başlıyoruz. 2'ye bölünebiliyorsa 120, öncelikle 2 ile parçalıyoruz. Yani 120 yerine 2 çarpı 60 yazıyoruz. Sonra 60'ı parçalıyoruz. 2 çarpı 30 olarak. Sonra 30'u parçalıyoruz. 2 çarpı 15. Sonra 15'i parçalayacağız. Bu sefer 2 ile 15'i parçalayamıyoruz. 3'e geçiyoruz. 3 çarpı 5 olarak parçalıyoruz. Bakın bu çarpan ağacında bu şekilde geldik. Ancak şuralarda çocuklar iki çarpanları yine vardır. Bunların çarpımları 120 olacaktır. 2 çarpı 60 120. Buradaki sayıyı verecektir. Bakın burada 2 çarpı 30 60'tır. Bir daha 2 ile çarpılırlarsa 120 olurlar. 2 çarpı 15 30'dur. Bir daha 2 ile çarparsın 60 olur. Bir daha 2 ile çarparsın 120 olur. Yani her satırdaki sayıların çarpımları 120'yi vermeli. 3 kere 5 15. 2 ile çarptık 30. Bir daha 2 ile çarptık 60. Bir daha 2 ile çarpacağız ki 120 olsun. Bunları çoğu kaynak vermez ama orada olduklarını bilin. Şimdi asal çarpanlarını yazın demiş, gösterin demiş. Çocuklar en alttaki sayılar bizim 120'nin asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışıdır. Burada hangi asal sayılar var? 2 var, 3 var ve 5 var. Evet, 2, 3 ve 5 diyoruz 120'nin çarpanlarına. Sıra sizde altta ne demiş? 45 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemiyle gösteriniz. Yine asal sayılarını göstereceğiz 45'in. 45'i yazıyoruz. 2 ile parçalanmaz bu. 3 ile. 3 çarpı 15. Şimdi 15'i parçalayalım. 3 çarpı 5. Buraya bir daha 3 çarpanı koyarsak çarpımları 45 olur. Nedir 45'in asal çarpanları? 3 ve 5. En alta baktığımızda asal çarpanlarını görürüz çarpan ağacının. 3 ve 5, 45 sayısının asal çarpanlarıdır deriz.
Devam edelim. Sıra sizde 7. 450 sayısının asal çarpanlarını bölme algoritması yöntemiyle bulunuz. Ne yapıyorduk çocuklar? Sayımızı yazıyorduk algoritma yaparken. Yanına bir çizgi çekiyorduk. Bu çizgiyi şöyle çekenler var, şöyle çekenler var. Biz şöyle dümdüz çekiyoruz. Onlara bakmayın. Güzel dümdüz bir çizgi çekin. 2 ile başlıyoruz. 2'ye bölünüyorsa sayımız 2'ye bölüyoruz. 452'ye bölünür. Birler basamağında çift sayı olduğu için, yani 0 olduğu için. 452'ye bölündüğünde 2 kere var, 2 kere var. Bakın 5 kere. 225 çıkar. 225 çocuklar 2'ye bölünmez artık. Peki 3'e bölünür mü? Bilemeyiz. Nereden bileceğiz? Rakamlarını toplayacağız. Rakamları 3'ün katıysa 3'e bölünür. Artık bölünebilme kurallarını biliyoruz. 5, 2 daha 7, 2 daha 9. Evet, 9 3'ün katıdır. Rakamlarını toplamı 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. O zaman biz de 3'e bölüyoruz. 22'nin içerisinde 7 kere var. Ne olur? 1 kalır. 15'te de 5 kere var. 75 olur. 75'i de 3'e bölebiliriz. 25 olur. 25 artık 3'e bölünmez. 5'e böleceğiz. 5 olur. 5'i de tekrar 5'e bölüp 1 yazacağız. Buradaki 1'i gördüğümüzde, yani bölme bittiğinde artık biz algoritmayı tamamlamış oluyoruz. Asal çarpanlarını bölme algoritmasının yöntemiyle bulunuz demiş. İşte çocuklar, bu bunların, şu çizginin sağ tarafındaki sayılar 450'nin asal çarpanlarıdır. Hangi asal çarpanları var 450'nin? 2 var, 3 var, 5 var. Sıra sizde 8. 132 sayısının asal çarpanlarını bölme algoritması yöntemiyle bulunuz. 132'yi yazalım. Çizgimizi şöyle, hayır öyle değil, şöyle çekelim dümdüz. 2 ile başlayalım. Bu sayı 2'ye bölünür. 2'ye böldüğümüzde ne çıkar 132'yi? 13'te 2, 6 kere var. Oradan 1 kalır. Yanına 2'yi indiririz. 12'de 2, yine 6 kere var. 66 olur. 66 2'ye bölünür. 33 olur. 33 artık 2'ye bölünmez, 3'e bölünür. 3'e bölündüğünde 11 olur. 11 kendisinden başka sadece 1'e bölünür. 11'i o zaman kendisine böleceğiz. Asal sayı olduğu için. 11'i 11'e böldüm. 1. Bakın 132'nin asal çarpanları da 2, 3 ve 11'dir diyoruz. Devam edelim. Konu değerlendirme testine gelmişiz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. Nokta nokta en küçük asal sayıdır. Tabii ki en küçük asal sayımız 2'dir çocuklar. 2 yazılacak. Sadece 1'e ve kendisine kalansız bölünebilen sayılara asal sayılar denir diyeceğiz. 28 sayısının asal çarpanları nokta nokta ve nokta nokta sayılarıdır. Şimdi çocuklar, burada 28'in asal çarpanlarını algoritmayla bulalım. Ona göre yazalım. Kafamızdan atmayalım. 2'ye bölelim 14. 2'ye bölelim 7. 7'yi 7'ye bölelim 1. Evet, asal çarpanları 2 ve 7 sayılarıdır diyoruz. Bakın, buradaki sayılar 28'in asal çarpanları. 1'i 2, 1'i de 7. İkinci sorumuza geldik. İkinci sorumuz, algoritma vermiş yine, bölen algoritması. Yanında 60 ve 126 sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış hali gösterilmiştir. Buna göre A, B, C sayılarını bulunuz demiş. Altında da herhalde bunun ne var? K, L, M sayılarını bulun demiş. Şimdi çocuklar, burada en alttan başlayacağız. Ne almış? Yani ne yapmış da 1 olmuş burası? 5'i C'ye bölmüş, sonuç 1 olmuş. Demek ki C 5'miş. 5'i 5'e bölerseniz 1 olur. C 5. C'yi bulduktan sonra 15'i B'ye bölmüş ve sonuç 5 çıkmış gördüğünüz gibi. O zaman biz ne yapacağız çocuklar? 15'i neye bölersek sonuç 5 çıkar? 3'e. B'yi 3 olarak bulacağız. Peki 30'u A'ya bölmüş. Bakın, 15 olmuş. A ne olur buradan? A 2 olur. 30'u 2'ye bölerseniz 15 olur sonuç. Evet, A'yı B'yi C'yi bulduk. A'yı tekrar bulmamıza gerek yok çocuklar. A 2 ise burada da 2'dir A diyoruz. Ya da çocuklar, bu şekilde anlamayanlar şöyle yapacaklar. Bakın, sayımız belli. 60. 2'ye böl 30. 2'ye böl 15. 3'e böl 5. 5'e böl 1. İşte size A, B, C. Evet, A sayısı, B sayısı, C sayısı. A sayısı 2, B sayısı 3, C sayısı da 5'tir. KLM'yi bulalım. KLM'de yine çocuklar, bakın. Şurayı bir... Neyse.
Burada 1 ile 7'yi çarparsak m'yi buluruz. Çünkü m'yi 7'ye bölmüş 1 olmuş. 1 kere 7, 7'dir. M 7'dir. 7 ile 3'ü çarparsanız l'yi bulursunuz. Çünkü l'yi 3'e bölmüş 7 çıkmış sonuç. 7 kere 3 21'dir. L 21 olur. 21 ile 3'ü çarparsanız k'yı bulursunuz. Çünkü k 3'e bölününce 21 olmuş. 21 ile 3'ü çarptığımızda 63 olur. Ya da şu yöntemle de bulabilirsiniz. 126 belli çünkü. Evet, bize ne sormuştu? K, L, M kaçtır? K 63, L 21, M de 7'dir. Evet, devam edelim. Üçüncü sorumuzda yanda A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre A, B ve C sayıları kaçtır? Bulunuz demiş. Çocuklar çarpan ağacında en alttan başlayacağız bakalım. Bilinenden bilinmeyene doğru gideceğiz. 2i çarpı 5, 10'dur. C'yi bulduk. 2 ile 5'in çarpımı C. Peki, burası 10 ise, bakın B ile 10'u çarpmış, değil mi? 20'yi parçalamış. B ile 10'un çarpımı 20 imiş. O zaman ne yapacağız biz çocuklar? B 2 olursa, C 10 bulmuştuk. B 2 olursa çarpımları 20 olur. B de 2'dir. Peki A nedir? A da 2 ile 20'nin çarpımı 40'tır. İşte A, B, C sayılarını bulduk. A 40, B 2, C de 10. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki doğal sayılar ile asal çarpanlarını eşleştiriniz. Evet, sayılar asal çarpanlar. Şimdi çocuklar, bunları direkt bulabiliriz. Yani 18'in asal çarpanları 2 ve 3'tür. Niye? 18 2'ye böl 9, 9'u 3'e böl, 3'e böl 3. Yani 2 ve 3. Ama en güzeli 18'in asal çarpanlarını tespit etmek için algoritmayı kullanalım. 2'ye bölelim 9, 9'u 3'e bölelim 3, 3'ü 3'e bölelim 1. Bakın 18'in asal çarpanları 2 ve 3. Hemen burayla eşleştirebiliriz. 30, 30'un da asal çarpanlarını bulacağız. 2'ye böl 15, 15'i 3'e böl 5, 5'i 5'e böl 1. 2, 3 ve 5'tir 30'un asal çarpanları. Bakın burada 2, 3 ve 5 var. 40'ın asal çarpanlarını da yine bulalım. 2'ye bölelim 20, 2'ye bölelim 10, 10'u 2'ye bölelim 5, 5'i 5'e bölelim 1. 2 ve 5'tir gördüğünüz gibi asal çarpanları. 40'ın nerede var 2 ve 5? Burayla eşleştiriyoruz. 51'in asal çarpanları 51 3'e bölünür çocuklar. 51'i 3'e böldüğümüzde 17 çıkar. 17'yi de 17'ye bölersiniz 1 çıkar. 51'in asal çarpanları 3 ve 17'dir. 51'i de bu dikdörtgenle eşleştiriyoruz. 3 ve 17. 3 ve 5 açıkta kaldı. Devam edelim. 5. sorumuzla. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa D, yanlış ise Y harfi yazınız demiş. Bakalım. 5 tane tek basamaklı asal sayı vardır. Yazalım tek basamaklı asal sayıları. 2, 3, 5 ve 7. Kaç tane varmış? 4 tane. Bu ne demiş? 5 tane. Yanlış. Bir asal sayı değildir. Evet, bir asal sayı değildir. 2 en küçük asal sayımızdır. 2 basamaklı en büyük asal sayı 97'dir. Evet çocuklar, 90'lı sayıların 91, 92, 93, 94, 99'a kadar olanların içinde tek bir tane asal sayı vardır. O da 97'dir. 2 basamaklı en büyük asal sayıdır. Bu ifade doğrudur. 6. sorumuz. Bir kare 2 basamaklı sayısı asal sayı olduğuna göre kare yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? Evet, 2 basamaklıysa 1, yanında da kare var. Bakın ben bunu 11 yazabilirim. Rakamları farklı falan dememiş. Asal sayı demiş. 11 yazabilirim. 13 yazabilirim. 17 yazabilirim. 19 yazabilirim. Yani 10'dan büyük, 10 ile 20 arasındaki asal sayılar bunlardır. Bunların kare yerine gelen rakamlarının toplamını sormuş. 1 artı 3 artı 7 artı 9'dan 9, 1 daha 10, 13, 20. Toplamları 20 olur. Cevabında D seçeneğidir.
Yedinci sorumuza gelelim. Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi asal sayı değildir? Evet çocuklar, bir asal sayı değildir. Çarpı işareti koyalım, sonra sayalım kaç tanesi. 3 asal sayıdır, 9 değildir. 9 3'e bölünür. 13 asal sayıdır, 1'e ve kendisine bölünür. Başka da hiçbir sayıya bölünmez. Asal sayıdır. 51 ise asal sayı değildir. Rakamların toplamı 6'dır, 3'e bölünür. 17'ye de bölünür. 41 asal sayıdır, 43 asal sayıdır. 54 2'ye bölündüğü için, 3'e bölündüğü için asal sayı değildir. 75 de yine 3'e, 5'e, 15'e bölünür, 25'e bölünür. Asal sayı değildir. Kaç tanesi asal sayı değilmiş? 5 tanesi. Cevabımız da A seçeneği olur. 8. sorumuz. 21 sayısı 2 asal sayının toplamı olarak kaç farklı şekilde yazılabilir? Şimdi 21 sayısı 2 asal sayının toplamı olacakmış. Çocuklar biz 21'den küçük asal sayıları yazalım. Neden? Çünkü bunları toplayıp 21 yapabiliriz. 21'den büyük bir sayıyı toplayıp başka bir sayıyla 21 yapamayız. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bakın, bu sayılardan ikisini toplayarak 21'e ulaşmak için, ikisi de asal olacak. İki asal sayının toplamı demiş. 2 ile 19'u toplayabilirim. 2 artı 19 eşittir 21 olur. Peki, diğer sayıları birbiriyle toplayarak, bu asal sayıları birbiriyle toplayarak 21'e ulaşabiliyor muyum? Hayır, ulaşamıyorum. Hocam, 11 ile 10'u toplarsak 21 olur. İyi de 10 asal sayı değil. Burada ne demişti? 2 asal sayının toplamı demişti. Dolayısıyla burada başka sayıları toplayarak 21'e ulaşamayız. 17 ile 3'ü toplayın 20 olur. 17 ile 5'i toplayın 22 olur. 13 ile 7'yi toplayın 20 olur. Gördüğünüz gibi 21'e ulaşılamıyor. Bir tanedir, bir şekilde yazılabilir diyoruz. Cevabımız da A seçeneği olur. Evet çocuklar, bu konumuzun çözümleri de burada bitti. İlerleyen konularımızı da videolarını çekerek kanalımızda yayınlayacağız. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Bizleri takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.